الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Gaye sahibi olmak başlığı altında toplama Risale-i Nur külliyatında. Burada takip etmiş olduğu çok faydalarına, gayelerinden birkaç tanesini sayayım. Gaye sahibi olmak, hayatından daha değerli bir şeye hayatını endekslemek, hayatını anlam kılar, anlamlı kılar. Hayatından daha değerli bir şeyi hayatına gaye yaparsan sıkıntılar basamak olur. Hayatından daha basit şeyleri hayatına gaye yaparsan, daha basiti, hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Gaye sahibi olmak, tefrikadan, taassuplardan, ailevi sıkıntılardan korur. Gaye sahibi olmak, dikiz aynasına bile arkayı öne bakarak görmektir. Arkaya bakmak için arkaya dönmüyoruz. Dikiz aynasına bakıyorsun. Gaye sahibi olmak hedefine kilitlenmektir. Etrafındaki seslere kulak vermezsin. Gaye sahibi olmak taassup gırdabına, ihtilaf belasına, kuyusuna düşmez. Hedefi vardır. Maksadı vardır. Ve o gaye insanların farklılığı kendisine zenginlik kattığına inanan insanda aktiflik verir. Der ki bu kardeşim benim davama hizmet ediyor. Bu tarafı beni ilgilendirmez. Ama bu tarafı beni alakadar ediyor. Dolayısıyla gaye sahibi olduğun mu ailevi sorunu da olmaz. Ustadımız diyor ki muhabbet gözü kusur görmez. Kusur gözüküyorsa muhabbet azalmış demektir. Bir gayemiz olması lazım. 96 Emir Dağı'nda diyor ki ben diyor 28 sene çekmediğim eza cefa kalmadı. Dini siyasete alet yapmadığımı bunlar da biliyor. Tamam bu beşer zulmetti. Kader niye müsaade etti diyor. Hatırlarsın. Diyor ki ben 28 senede çektiğim eza cefadan gaye şu. Kader ilahi sakın Said Hizmet İmaniye Kur'aniye'ni cennete girmene, cehennemden ve azaptan kurtulmana vasıta yapma. Oysa meşru ve mubah olan bu şeyden ben men ediliyordu. Bana bütün rıza ilahi gösteriliyordu. Nur talebelerinin gayesi rıza ilahidir. Bu gayedir. Nur talebelerinin cenneti, cennetin sahibi olan Allah'a bulmaktır. Nur talebelerinin cehennemi, cehennemin sahibi olan Allah'a kaybetmektir. Rıza ilahi esas maksat yapıp gaye hayal sahibi olmakla dava adamı vasfını kazanmak, dünyayı ahirete vesile yapmak, insanın değeri bu gaye bağlılığı derecesine göre olur. Fani hayatını gaye yapan insan hakikatta değer kazanamaz. Marifetullah kazanmak gayesine şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَا لِيَعْبُدُونَ Bu ayet-i uzmanın sırrı ile insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi. Halik-i kainatı tanımak, ona iman edip ibadet etmektir, cennete gitmek değildir. Ama bu meşru ve mubahattır. Ama biz diyor, bütün bundan ben ediliyordu. Bak meşru ve mubahtır cenneti, cehennemde kurtulmak helal ve mubahtır. Ne kaldı? Rıza ilahi cennetten üstündür. Çünkü cennetin sahibini bulmaktır. Cennet ise Allah'tandır. Haşa, cennet Allah değildir. Allah'tandır. Rıza ilahi ise cennetin sahibi olan Allah'ın kendisidir. Allah senin oldu mu? Allah'ın her şeyi senin oluyor. Bak ve ma halaktur cinne vel insa illa liyabudun. İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Halik-i kainatı tanımak, ona ibadet etmek, iman edip ibadet etmektir. Ne kadar güzel bir şey. Bak başka bir gaye gösterilmiyor. Gaye görüyor musun? Hayatından daha üstün bir gaye, hedef
Hayatından daha kaliteli gaye ne olabilir? Allah'tır. Biz tabi hayatımız en değerlidir. Bu değerli bir şey, hayatımızdan daha basit şeyi hayata gaye yaparsan her şey alt alta gelir, bodruma doğru iner. Hayatından daha değerli bir şey Allah'a gaye yaparsan sıkıntılar her şey üst üste gelir. Duyarsınız. Her şey üst üste geliyor diyor. Her şey üst üste geldiyse basamaktır. Çık git. Yukarıya çıkıyorsun. Hayat anlamını buluyor. Yaşama keyif veriyor. Niye? Hayatından daha değerli bir şey hayatını harcıyorsun. Ve o insanın vazife-i fıtratı feraiz-i zimmeti. Yani yaratılış yazılımı, yüklendiği vazife feraiz-i zimmeti marifetullah ve iman-i billah'tır. Yani Allah'ı tanıdıktan sonra marifet kesbetmek. Kendi cüz'i küçük ölçülerinle Allah'ı aleminde taayyun ve teşahhus ettirmek. Şualar 9. sayfada ödüyor. Taayyun ve teşahhus. Aleminde ortaya çıkarmak, kıyas yapmak. Nedir o? Marifetullah'a vesile oluyor. Bak bir de okuyorum. İnsanın o vazife-i fıtratı yazılımı ve farizayı zimmeti üzerine aldığı, fıtrat bunu iktiza ediyor. Neymiş? Marifetullah imani billah'tır. İzan ile, izan ve yakin ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir. İzan ve yakin ile, yani karşıtları ile beraber farkındalığa gelmek. Tevhid budur. Karşıtların birliğidir tevhid. Yani karanlık aydınlık, iman ve küfür. Marifeti kesbettiğin zaman mülkle melek şeytan. Ama arkada ikisi de aynı. Melek nur esması, şeytan mudil esması. Geçtin mi arkaya? Süt limandır. Mülkte, alem-i şehadette zıtlıklar var. Melekutta öyle bir şey yok. Bunu kazanınca insan dünyada rahat ediyor. Vicdanın anası ve erbası, yani vicdanın 4 özelliği var. Vicdan denilen şey, soğan kabuğu gibi düşünürseniz soğan, bu soğan vicdan olsa en merkezinde latife-i ras, dışarıdan gireyim. Soğanın kabuğuna irade, 136 hutbe-i şamede diyor. Vicdanın en diş kabuğu irade. Gir içeriye zihin. Gir içeriye his. Gir içeriye cücüğüne latife-i rabbaniye. Nasıl aktif olur? İrade ibadetullah ile. Eylemlerle. Zihin ise marifetle, tefekkürle, sohbetle, biraz önce seyrettiğim gibi. Kardeşle beraber Türkiye'den geldik, o da burada gerçi vazifesi var. Ya da herkesin tebessüm ediyor. Ne kadar ihtiyaç var. Havalimanında bana biletimi, çekimi yapan, baktım acayip davranıyor. Dedim ki bilet aldıktan sonra, şu senin tebessümün var ya, güler yüzün. Bu asırda ilaçtır, ilaç. Mahkeme duvarı gibi surat asık olduktan sonra ne onun tadı olur, ne tuzu olur. O kadar ihtiyaç ki. Bakıyor birbirine gülüyor değil mi? Birbirini kucaklıyor. Muhabbet işte. Benzin gibi yani. Birbirimiz arabasına benzin koyuyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tebessüm sadakadandır demesine ihtiyaç kalmıştır. Niye? O kadar suratı birbirine asıktırlar. Bunu niye söyledim? İhtiyaç duyulmuştur. O kadar birbirine kopuk insanlar ki tebessüm sadakada onunla tamir edilmiş. İhtiyaç olmayan bir şey hadis denmez. Mesela ne mutlu baklava yiyenlere, ne mutlu baklava yiyebilenlere denmiyor. Ne mutlu yiyebileceği halde verebilenlere. Tahammül miskin. Yani ihtiyaç var. Şimdi vicdanın 4 özelliği var. Vicdanın anası ve erbası, ruhun 4 havası, İrade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Her birinin nesi var? Bil gayatul gayası var. İrade vicdandadır, ihtiyar akıldadır. İrade ile ustad, merkezi oraya koymuş 17. sözde diyor ki, cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Neyle vazgeçti? İrade. İrade, Müslümanlarda olur, kutsilerde olur, haram işlenmez iradeyle. Harama sebep ihtiyardır. İhtiyar aklidir. İhtiyar
mevcut alem-i şehadette önümüzdeki olanları bu şunu mu bunu mu onu mu tercih etme özelliğimize aittir. 24. sözdeki söylüyor. İrade ise mazi ile, mazinin bütünlüğüyle istikbale bakıp halde ihtiyarla tercih ettirmektir. İradenin vazifesi ibadetullah'tır diyor. Ruhun anası ve erbası ve vicdanın anası ve erbası ruhun dört havası. İrade, zihin, his, latife-i Rabbaniye, hutbe-i Şamiye 136. Diyor ki iradenin ibadetullah'tır. Bak gayeyi gösteriyor. Zihnin marifetullah'tır. Hissin muhabbetullah'tır. Latifenin müşahadetullah'tır. Şimdi bir şey de söyleyeceğim. Biraz önce derste de mesnevide geçmişti. Evliyanın diyor. Evliyanın havasında bahsetti mesnevi 226. Biraz önce okuduk, ilginizi çekmiştir. Avamın itikat ettiğini onlar gözleriyle görüyor diyor. Miracın beş meyvesinden ilk meyvesi nedir? İman esaslarını Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam gözüyle görmüş, o yolu açmış, gitmiş, gelmiş, kapıyı açık bırakmış. Bakın, avamın itikat ettiğini evliyalar diyor, okuduk ya dönerli derste, evliyalar gözleriyle görüyor diyor. Nedir o itikat ettiği? Allah, Fıkıh-ı Ekber'de bir şey anlatacağım, onun için çeviriyorum. Allah'ı görmek, tabii kafa gözüyle değil, ruh gözüyle meşrudur. Şimdi vicdanın dört özelliği var bak. Endiş kabuğu irade. Vazifesi ne kadar iraden güçlüyse ibadet o kadar olur. İbadeti ne kadar iyiyse iradesi güçlü. Gir içeriye. Zihnin vazifesi marifetullah. Marifeti merak eder. Allah'ı tanıma, tanımlamayla. Hissin vazifesi ise dostunu düşmanını belirler. Allah için dost olur, Allah için düşman olur. El hubbu fillah vel buzu fillah. Hem bizim memleketliler gibi tavuk için, çay tarlası için, lahana için kavga etmez yani. Hatta böyle ne cenazeme ne cenazene. Niye? Dünyalık şey için. Bu his hedefini kaybetmekten kaynaklanıyor. Onun için zina eder, içki içer, kumar oynar, bilmem ne yapar. Taraftar olmamak şartıyla kafir olmaz. Ama kafire taraftar olur, kafir olur. Küfre taraftar olur, kafir küfür eder. Şimdi hissin vazifesi neydi? El hubbu fillah vel buzu fillah. Latife-i Rabbaniye, vicdan-ı merkezinin vazifesi nedir? Muşahadetullah. Gitti, geldi diyor Miraç'ta, o kapıyı açık bıraktı. O meyvelerden bir tanesi de Allah'ı gözüyle gördü diyor. Şimdi hepimiz Allah'ı görüyoruz da kör olası cehalet, kör olası şu cehalet, görmüyor zannediyor. Çünkü görmeyi göze indirgedik. Sesin gözü kulaktır. Kokunun gözü burundur. Tadın gözü dildir. Eşyanın gözü eldir. Rabbimizi gören de kafa gözü değil, vicdandaki latife-i Rabbaniye'dir ki latife-i Rabbaniye'nin vazifesi müşahadetullah'tır. Görmektir. Peki nasıl görüyoruz? Bak şimdi. Namazdayız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Veya dersteyiz, sohbetteyiz veya tefekkürdeyiz. Böyle tatlı bir hal olmuyor mu? Böyle bir keyif, böyle lezzet-i rani olmuyor mu? O nedir? Latife-i Rabbaniye, Rabbini, kendi Rabbini, Allah'a değil aşağı. Rabbini görmesinden, hazır olduğundan huzur oluyor. Huzur, Rabbimizin hazır olmasında bizde ortaya çıkandır. Huzur, hazır olmaktan bizde uyanandır. Kim yapıyor bunu? Latife-i Rabbani'miz yapıyor. Bazen namazda olmuyor mu böyle? Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim. Böyle bir alıyor seni bir hava. Oh, huzur. Keşke bitmesini istemiyorsun. O tatlı hal nedir? Ne oldu? Latife-i Rabbani'ye görüyor. Ama nasıl görüyor? Şekillerin, vasıfların arkasındaki bir haliyle. Ama biz görmeyi göze indirgediğimiz için görmüyoruz zannediyor. Görmeyi, Rabbi görmeyi vazifesi latife-i Rabbaniye'nindir. O gözüküyor.
Allah gözüküyor. Burada da söylüyor. Diyor ki ne diyor? İradenin ibadetullah. İradenin vazifesi nedir? Allah'a ibadet etmek. Zihnin vazifesi marifet kesbetmek. Marifetullah yapmak, tefekkür yapmak. Hissin vazifesi nedir? Allah menşeli, Allah merkezli dostunu, düşmanını koymak, tespit etmek. Latifenin vazifesi müşahadetullah'tır. Şuhuttur. Şuhut, şahit olan da ortaya çıkan. Tefekkür edince Allah'ın eşyalarını, mevcudatını, elmayı, armutu, tefekkür, Allah'ın sanatına, icraatına şahit oluyorsun. Şahit olduğun için sende Latife-i Rabbani'de şuhut oluyor. Hazır olduğu için sende huzur ortaya çıkıyor. Latife-i Rabbani görüyor. Ondan böyle oluyor ama tanımlayamıyorsun. Tanımlayamıyoruz. O huzur odur. Latifenin müşahadetullah'tır. Takva denilen ibadet-i kamile dördünü tazamun eder. Takva, ibadet-i kamile dördünü tazamun eder. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadislerinde ilim yapmadan ilim yapmak isteğiniz var mı? Sahabe demiş, ilim yapmadan ilim nasıl olur? Takvanızı artır. Takva eylemsiz eylem. Nasıl ilim artacak? Takva sahibine ilham yağar. İlham. Takva dördünü tazamun eder. Kastamonu 148'de takva menyattan ve günahlardan iştinab etmek. Nedir o? Defi mefasit terki kebairdir diyor. Peki nedir bir tanesi? Batıl itikatlardan, hurafelerden, terki kebair de günahlardan uzak duranlarda ortaya çıkan halet-i rüyedir. Bu halet-i rüyenin de Allah'ın verdiği cevap ilimdir, marifettir, huzurdur. Takva dördünü tazamun eder. İlm-i ledun bununla başlıyor. Zahiri ilim. Mesela ben eskide merak ediyordum. Bir Alman, bir burası adam ilim yapıyor ama iman etmemiş. Dikkat ederseniz ilim adamlarının suratı beyazdır. Nüranidir. Hollanda bilim adamı. Adam profesör. Öyle surat asık değil yani. Çok azdır. Merak ederim. Allah iman etmediği halde nasıl böyle nurani simaları var? Allah'ın subutu sıfatından ilim var. İlim, sen, basar, kudret, hayat. Kafir mümin fark etmeden ilmi, Allah'ın ilmi sıfatına muhatap olan, ayna olanın yüzünde nuranilik olur. Ama iman nuranilik değil. İman nuraninin arkasındaki pembeliktir. Bakın birbirinizde nurani dışında pembelik vardır. Şimdi o ilim sıfatı mülktedir. İlmi ledün ise bunların arkasında, yani zahirdeki fizik, metafizik gibi batını ilimlerle meşgul ol. Mesela batını ilimleri yapamasan bile, tasdik etsen bile onaylayan kişinin siması da tayin ve teşebbüs eder. O ben eskide çok meşgul oluyordum. O soruya cevap bulamıyordum. Belki aranızda böyle birisi var. Nasıl böyle nurani olabiliyorlar? İlme mazhar oldukları içindir. İlimde küfre giden, dalaleti giden tarihte doludur. Mezarlıklar bunlarla doludur. Ama sadakatle dalaleti giden yoktur. Sadakat istikamettir. Neticesi hidayettir. Demek ki takva menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek. Takva sahibi oldun mu? İrade, zihin, his, latife-i rahatmani sende aktif oluyor. Takva denilen ibadet-i kamile diyor, dördünü tazamun eder. Cem ediyor, devam ediyor. Şeriat ise, şeriat şartlar, bu takva denilen o dört tane irade, zihin, his, latife-i rabbaniyeyi hem tenmiye, hem tehzip, hem gayetül gayata sevk eder. Onlara kıblesini gösterir, onlara gıda temin eder. Takva onlara hedef gösterir, aynı zamanda onu besler. Takva iradeni güçlendirir. Takva huzur verir. Takva dostunu, düşmanını okumadan da belirlersin. Mesela köydeki
babaannelerimiz, dinelerimiz var, analarımız. İlmi yok. Kitap okuduğu kadar yok böyle. Ama en ufak bir şey de hemen örtünüyor. Hemen şeyini hissediyor. Bilim yok ama takması var. Allah da onun korumasını altına alıyor. İşte gaye sahibi olur mu? Bak bu gaye. Gayetül gayada sevk eder. Şeriat ne yaparmış? Şunları hem tenmiye hem büyütür. Su olur. Hani var ya 23. sözde söylüyor. Çekirdekte büyümesi için ne lazım? Güneş lazım. Su lazım. Toprak lazım. Muamele yapmak lazım. İnsan da bir çekirdeğe benzer diyor. O çekirdeğe güneş neyse insanın fıtratına da imanı billah öyledir. Güneş gibidir. Çekirdeğe su neyse İslamiyet fıtratımız öyledir. Çekirdeğe toprak neyse ubudiyet bizde böyledir. Çekirdeğe kimyasal muamele, onu işte ne zaman budayacaksın, ne zaman yapacaksın, bizde de Kur'an'ın evamirine intisal etmek ona benziyor. Hakikat ilmini, hakiki hikmeti istersen, bak batılı da var burada, değil mi? Hakikat ilmini, hakiki hikmeti istersen, Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan. Hikmet neydi? 32. sözün 3. mevkufunda söylüyor. 12. sözde de var. وَمَنْ يُتَلْ هِكْمَةَ فَقَدُوا دِيَنْ خَيْرًا كَثِيرًا Hikmet ehline çok hayırlar verilmiştir. Kimdir hikmet ehli? Hikmet, kast, şuur, iradeyi tazamun eden insan hedefini kilitlenirse şu 3 tane sıfatla onda hikmet çıkar. Hikmet ehline de Allah çok büyük hayırlar verildi diyor. Bu ayet 12. sözün başında konmuş. وَمَنْ يُتَلْ هِكْمَةَ O hikmet ehli kim? Kastını, şuurunu, iradesini cem edip gayeyi rıza ile yapan da ortaya çıkan hikmet. Kur'an'da bunu temsil eden kimdir? Hızır aleyhisselam. Kur'an'da şeriatın temsili kimdir? Musa aleyhisselam. Peki batını temsili kimdir? İsa aleyhisselam. Batıncıdır İsa aleyhisselam. Temsildedir. Çünkü diyor bak bir de okuyorum. Hakikat ilmini, hakiki hikmet istersen Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan. Çünkü bütün hakaiki mevcudat ismi Hakk'ın şuatı ve esmasının tezahüratı ve sıfatının tecelliyatıdırlar. İsmi Hak nedir? Cenab-ı Hak da var ya Cenab-ı Hak yön demektir. Hak yönü Cenab-ı Hak. Bunu nerede anlatıyor? 10. sözün 11. hakikatı da Cenab-ı Hakk'ı anlatıyor. İsmi Hakk'ın cilvesidir. Orada anlatıyor. O insanda ne aktif ediyor? Cenab-ı Hakk'ın şuunatını, esmasını ve sıfatlarını ortaya çıkarıyor. 11. hakikatta 11 tane insanda Halit Rüya'nın ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Yani Cenab-ı Hak demek hak yönü. İnsan fıtratını kıblesine koymak. Maddi ve manevi, cevheri ve arazi her bir şeyin, her bir insanın hakikati birer ismin nuruna dayanır. Yani insandaki o aletler var, istekler. Hepsi bir esma-i ilahiye dayanıyor ve hakikatına istinad ederler. Yoksa hakikatsız, emniyetsiz bir surat olur. Ne dedi? Ondan lazım olan bir misali vereyim. Şimdi ustadımız diyor ki, ahiretin, 11. şuada geçiyor, ahiretin en kesin delillerden de bir tanesi insanın beka isteğidir. Ebed arzusudur. Çünkü bendeki arzu-i beka, arzu-i ebediyet öyle bir alemin vücudunu gösteriyor, işaret ediyor. Altına diyor ki elmaya bir iştiha ve arzu, ihtiyaç onun vücudunu gösteriyor. Şimdi eğer bu ahiretin arkasında, şey dünyanın arkasında böyle bir ebed alemi yoksa insan fanide olduğu halde mantıken fani istemesi gerekirken fanidedir beka istiyor. Yani bunlarla tatmin olmuyor. Arkayı istiyor. Fıtratın şehadeti oraya gözünü dikmiş. Evet istiyor. Demek ki oradan gelmiş. Oraya mesela diyor misal veriyor altına. Ayna düşün diyor. Ayna.
Nehri tuttun. Tamam? Nehri de gösteriyor bir misalde. Diyor ki nehre güneş vurdu. Vurduğu yer ne yapıyor? Parlıyor. Nehir böyle kıvrım kıvrım akıp gidiyor. Karanlık, vurduğu yer aydınlanıyor. Karanlık. Şimdi zahirde bakarsın ki bu aydınlık sudadır. Suda olsaydı her tarafında aydınlık olurdu. Ama güneşin vurduğu yer aydınlanması gösteriyor ki ha baki bir güneş var. O parlaklık zatından değil. Bizde de fani olduğumuz halde beka istemesi baki bir yerin bizdeki iz düşümüdür. Başka bir örnekte şöyle diyor. Aynayı bahçeye tutsan ama aynayı görüyorsun. Sen bahçeyi görmüyorsun. Aynada bahçe gözükse diyor. İki fikir var. Bu bahçe bunun içindedir. Diğeri ise bahçe karşısındadır. Bahçeyi gösteriyor. Peki bunun içinde midir, karşısında mıdır? Bir başına musibet gelse diyor, hemen bunda olmadığı ortaya çıkar. Bundan kasıt insandır. Burada gözüken ahirettir. O olmasa da insan böyle bir şey kendisi çıkartamaz, düşünemez. Arzu-i beka, baki alemin en güzel delilidir. Yani bu fıtratın şahadetidir arkadaşlar. Fıtratın şahadeti reddedilemez. Mesela benim gözüm diyor ki beni yapan alimdir. Doğru mu? Doğru. Kulak diyor ki beni yapan alimdir. Elma diyor ki beni yapan alimdir. Bunun adı fıtratın şahadeti. Bütün mevcudat ilme delalet ediyor. Ha, herkeste kafir mümin herkeste fark etmeden insanda arzu-i beka var. Ebed arzusu var. Peki et ve kemikte bu niye var? Aslında önündeki dünyaya talip olması lazım. Bana seni gerek seni dettiren arzu-i bekadır. Gözünü dikmiş burada kainatın arkasına. Demek ki oranın yansımasıdır. Burada gözüküyor ama, bende gözüküyor ama oradan buraya yansıdığından gözüküyor. Hılkatın en yüksek gayesi, bunu da çok soruyorlar Mikail. Hılkatla fıtrat, 20. mektupta diyor ki, hılkatın en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi imani billah'tır. Hılkatla fıtrat arasında ne fark var? Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah haliktir, yaratılan mahluktur. Yaratılmak hılkat. Fıtrat ise ben mendil yaratılmadım, kalem yaratılmadım, insan yaratıldım. Bunun adı da fıtrattır. Hılkatın en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi imani billah'tır. Yani yaratılmak kadar ama olsan, kör dahi olsan imandan sonra bundan daha büyük nimet düşünemiyorum. Ne? Ben varım diyebilmek. Ama dahi olsan, kör dahi olsan varlığının şuurunda olmak. Varım diyebilmek. Felsefe dünyası bununla ömür geçirmiş. Var hak mıdır? Doğru mudur? Hak nedir? Merkeze usta çeyi koyuyor. Var olmak. Bunun adı zat-ı sıfatta vücut var ya, vücut. O vücut, zat-ı sıfatın bizdeki tezahürü var olmak farkındalığı kadar büyük nimet ben düşünemiyorum. Varım diyebilmek. Var olmak. Ne diyorsun? Şu insanlar, Hollanda'da çoğu insan yaşadığının var olduğunun farkında değil. Yaşadığı halde yaşadığının farkında değil. Varlığının farkında değil. Örneğin ders yapmıştık, öyle değil, ikindi de. Kur'an'dan bir şey okumuştuk. Orada diyor ki, insan var olduğunu fark ederse farkındalığa gelir. Farkındalığa gelirse fark eder, şükreder. Şükreden fark etmiştir. Fark eden vücut var olduğunu fark etmiştir. Bunun tersini söylüyor. Diyor ki, ibadet etmeyen şükretmez. Şükretmeyen farkındalığa gelmemiş demektir. Farkındalığa gelmeyen de varlığının farkında bile değil. Basit mesele değil, biliyor musunuz? Arkadaşlar, var olmak şuuru var ya, varım. Ben varım, vücuttayım. Bu kör dahi olsan, ama dahi olsan varlığının şuurunda mısın? Öyle bir ders misal vermiştim, bir daha vereyim. Bir kardeşimizin yoğun bakımına ziyaret ettim. Nefes alıyor böyle. Doktora dedi ki, çıkart bir şey söyleyeceğim Hasan kardeşe dedi. Şöyle yapıyor.
Hasan kardeş. Bunu onlara söyle. Şunu diyor 10 dakikada. O yoğun bakımdaki bir abimiz. Gittiğin yerlere de ki yoğun bakım ünitesine bağlı olmadan nefes alıyorlar. Onun farkındalar mı? Farkında mısınız diyor. Sonra yoğun bakımı tekrar takmış. Ne kadar yoğun bakılıyoruz ki yoğun bakım ünitesinde değiliz. Yaşadığımız farkında değiliz. Nimetlerin farkında değiliz. Bak bakalım felçlilere kol oynatmak neymiş? Amalara bak göz neymiş? Küfür diyor imana hizmet eder 168 işaret edeceğiz da. Yani bunlara baktığımız zaman elhamdülillah imanın alameti şu. Allah ile ve ahiretle ümitli yaşıyoruz. Bundan daha büyük nimet olur mu? İnsanlık inim inim inliyor biliyor musun? Bu ölüm meselesinde. Demiyorlar buraya size yansıtmıyorlar. Ben Bremen Afen'de 3-5 günde 2 tane intihar ama basına hiç yansıtmıyorlar. Trene atmış 2 tane. 3-5 günde 2 tane mi olur? Bir küçük bir yerde o da benim duyduğum. Nereden biliyorum? Bizim gençlerin arkadaşıydı sınıfta. Listen. Hepsinin moralı bozuldu da onlar söyledi. Peki niye? Hayatından daha değerli hayatında bir şey yok. Hayatında daha değerli bir şeyi eğer gaye yapsaydı hayat anlamını bulurdu. Sıkıntılar basamak olurdu, yükselirdi. Hayatından daha değersiz basit şeyleri hayatına gaye yapınca hayat anlamını yitirdi, intihar seçenek oldu. Hayatından daha şimdi F-16 ile gübre taşınır mı? Tanklarla serçe avına gidilir mi? Vursan bile gelmez ki. Yani bu fıtratla sırf dünya demek hayatından daha basit bir şeyi hayatına gaye yapıyorsun. Varım demek şu bak arkadaşım. Nefes alabilmek var ya bu var olmak. Bir nefes alabilmek için Allah lazım. Bir misal daha vereyim. 500 sene yaşamış kafirler var. Firavunlar var. Diyorlarmış ki Kur'an'ın lisanıyla. Bizi bir an dünyaya çıkar. Bir an. Ya 500 sene yaşadın ele geçiremediğini bir an ne yapacaksın? 500 senede eline geçiremediği bir fırsatı kaçırmış. Ne o? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Böyle çabuk diyecek. Bir an diyor. Bak 500 sene yaşamış buna fırsatı olmamış veya nasip yapmamış. Ama diyormuş ki biliyorsunuz bunu. Bizi bir daha gönder bunu diyecek. Onların bunu söyleme fırsatı var mı da? Yok. Ama senin var ha. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deme fırsatımız var elhamdülillah. Onlara o fırsat daha yok. Ya ne acayip bir sır, iksir ki sistemi değiştiriyor. 500 sene yaşamış, yaşamamış gibidir. 60 sene yaşıyor, 15 sene yaşıyor. La ilahe illallah diyor Muhammedun Resulullah. Bu sırrı yakalıyor. Her şey tersine dönüyor. 8. sözde. Kuyunun başında aslan. Aşağısında ejderha. Duvarında incire benzer bir ağaç. Siyah beyaz fare. O şey nasıl değişiyor? Zıtına nasıl değişiyor? Orada bir iksir var. Adam fark ediyor. O incire takılmış ya biliyorsun 8. sözde. Orada diyor. İksiri fark etti. Bir iksir var. Burada bir sır var. Dediği anda aslan ata dönüşüyor. Canavar kapıya dönüşüyor. İşte bu kefendir, hastalıktır, kanser de aynı bunun gibi iksiri yakaladın mı hepsi terse dönüşüyor. Zindani dünyadan bostani cinana teptil oluyor. Hasan abi bu demin var diyebilmek dediniz ya. Var mı mesela? Bu genç abimizin oğlu var, küçük çocuk. Abi diyor biz gerçek miyiz diyor soru sordu. Fesubanallah. Kaç yaşında o çocuk? Kaç yaşında? 6. Biz gerçek miyiz? Aman ya Rabbi Allah. Kafaya bak. Ne diyor bir de söyler misin? Abi biz gerçek miyiz diyor. Fesubanallah. Elimi nasıl oynatıyorum? Ya aslında çocuk ruhu hissetmiş. Gerçek nedir biliyor musun? Bu surettir. Her şeyin 4 şeyi var. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Bu gerçek hakikat değil. Suretten manaya geçsen, zahirden hakikate geçsen var ya, bu dünya surettir. Esma'nın cil ve cemal nakşı sanatıdır. Hakikati insandadır, kanuniyeti. Hakikat Esma ile dayanıyor. Bu alem
hakikat değil, hakikata hizmet ediyor. Hakaik eşyayı sabit et, o esma ilahiyedir. 6 yaşında çocuk ruh hissetmiş. O zat-ı sıfat var ya, vücut. Vücuttan bizim, o bizde ortaya çıkan şey, ben varım diyebilmek var ya. Yani amazsın, kör dahi olsan, sağır dahi olsan, feşlisin, varım diyebilmek var ya. Buna ait bir hatıram var. Ankara Polatlı'da dershanede kalıyor. Derse yaptık, yorulduk gündelik hayatta. Sabahtan beri, akşam herkes gittikten sonra saat 11 gece. 10-11, burada şimdi 10 oluyor. Orada şey, bitmiş her şey. Bak şimdi, bana başıma geleni anlatacağım. Hem teneffüs ettim size. Teneffüs için dışarıya çıktım. Baktım, tezgahta çakmak, pil falan satıyor. Belden aşağı yok. Feşli bir şey. Ben de güya iyiyim de buna teselli vereceğim yani. Dershaneden çıktık adama, merak etme falan. Dedim ki, selamünaleyküm, aleyküm selam. Nasılsın? İyiyim. Dedim, hayatında memnun musun? Herkes ders alsın bundan şimdi. Bak, belden aşağı yok. Hayatından memnun musun dedi. Elhamdülillah, çok memnunum dedi. Ben de Allah Allah, şimdi ona demiyorum ama benim belden aşağı çalışıyor. Bu adam belden aşağı yok. Bir de baktım, doğasından söyledi, çok iyiyim dedi. Allah Allah. Ya ben anlatacağım şimdi teselli. Niye memnunsun dedim. Niye olmayayım dedi bana. Baksana dedim, belden aşağı yoksun dedim. Benim 16 yaşında yeğenim var dedi. Evde oksijen tüpüyle yaşıyor. Elhamdülillah. Nefes alıyorum dedi. Görüyorum, duyuyorum. Daha büyük nimet olur mu dedi. Bak şimdi bana ne ders verdi. Ben de duruyorum. Allah Allah. Adam bu kadar mutlu. Elim cebimde benim. Belden aşağı yok. Bende var. Ben ondan daha fazla zahirde nimetim var. Benden fazla mutlu. Ben o kadar mutlu değilim. Dedim, kardeşim o zaman ben niye mutlu değilim dedim. Senin kadar ben niye mutlu değilim? Bana dedi ki, sen farkında değilsin dedi. Neyin farkında değilim? Sen dedi, benim yokluğumda ama senin ayağın var dedi. Farkında değilsin. Var olmuş, ne olmuş ki dedi. Farkında değilsin ki dedi. O fark etmiş yok ile. Ben varı yok etmişim şuursuzu ile. Görüyor musun? Sen farkında değilsin dedi. Sen bir kere var olmuşsun. Oturdum, oturdum sandalye gibi, tabur gibi. Nasıl şeyler okumuş? Dedim, Risale'ni biliyor musun? Bilmez miyim dedi. Sen dedi, fark etmemişsin, varlık içinde yoku yaşıyorsun. Ben yokla var, yoku, yokla varı fark ettim dedi. Şimdi benim ayağım var, mutlu değilim. Adamın ayağı yok, mutlu. Ne olmuş yani, bu vasıtaydı. Adam yoklukta neticeye varmış. Ben varım, yokluğa gitmişim. Olsa ne olur? Sen dedi, değil ayağının, yaşadığının farkında değilsin dedi. Varlık mı, yokluk, yokluk mu var? İbine dönmüş değil mi bizim dünyamızda? Adam yoklukta varlığı bulmuş. Vücut istiyorsan yok ol, münadim ol diyor. Vücut rengini verme, Adem'e düşersin diyor usta. Bambaşka ya. Elhamdülillah. Farkındalığa getiriyor bizi ya. Muhatap ilahi yapıyor. Nimeti fark ettiriyor. Varmışım ya. Onun için bak, çıkamıyorum dersten, bak patanaj yapıyorum. Var olmanın şuuru var ya, şuuru. O zerre kadar uyansa farkındalığın olacak. Kur'an'ın lisanıyla varlığının farkındaysan farkındalığın olur. Farkındalığı olanın şükrü olur. Şükrü olanın ibadeti olur. İbadeti yoksa şükrün yoktur. Nankörsün diyor. Nankör farkında değil. Farkında olmayan yaşadığının farkında değil. Nefes alıyor. Şimdi Orlanda'da biz daha iyi ya. Bu değil bu Orlanda'da. Gündelik hayatta namaz, orucu olmayanlar yaşadığının farkında değil. Yaşadığını neyle bileceksin yaşadığını? Vermişsin. He ne var ne yok falan. Nasıl denizde var, dağlar, kuleler var. Gelsin işte para, yat, mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfakta doldur, tuvalette boşalt, yatak, iş. Bu dikdörtgen içini yaşa ve gömül bunun içine. Bu kadar küçük dünya olur mu? Mutfak, tuvalet. Sanki pimaş borusuyla mutfaktaki yemekleri oraya boşaltıyorsun, değiştiriyorsun. Mutfak doldur,
boşalt, yatak, cinsellik, iş, mezar. Bu hayat olmuş. Bir tane sormuştu bana. Abi dedi, Bermuda şeytan üçgeninde ne var dedi. Niye, çok mu merak ediyorsun dedi. Merak ediyorum dedi. Niye üçgeni? Dedim, senin girme ihtimalin var mı? Yok. Senin girme ihtimali olmayan üçgeni merak ediyorsun da o dikdörtgene mutlaka gireceksin. Niye onu merak etmiyorsun? Yüzde yüz gireceksin ya. Şeytan üçgeni merak ediyor, dikdörtgeni merak etmiyor. Ya hayata bak, ne kadar basit. Zannediyor ki küçük dünya, büyük dünya. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Bu. Ondan sonra ha 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 gülüyor, yaşadım. Usta diyor, küçük dünyasını umumi dünya zannediyor. Hey gibi. Nimeti fark etmek ebedi vücut kazanmak değil mi? Bak, okuduk ya Kur'an'da bugün gündüz ortasında. Cenab-ı Hak, yaşadığınızın farkında mısınız diyor. Yaşadığının farkında olan fark eder. Fark eden şükreder. Şükreden ibadeti olur. Tersi. İbadeti olmayan nankördür. Nankör, farkındalığı yoktur. Farkındalığı olmayan yaşadığının farkında değil. Acaba bu nefes almanın, kolu baca oynatmanın ne demek olduğunu fark etse bu kafa secdeden kalkar mı? Elhamdülillah. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki insanız, insan olduğumuzu biliyoruz. Eğer dinler gelmeseydi insan olduğumuzu da bilmeyecektik. Kim sana insan olduğunu söylüyor ki? İyi ki ustadımıza talebe eğlenmiş. Kesin ne kadar oldu? Bak kesin, uzatmayayım. 40 dakika yeter. Gayem şuydu. Gay sahibi olmak. Hayatından daha değerli bir şeye, ki o da Allah'tır, hayatını ona bağlamak, hayatını anlamlı kılar. Bela, musibet, ailevi, psikoloji, sorunlar basamak olur, merdiven gibi yukarı çıkarsın. Hayatından daha basit şeyleri hayatına gay yaparsan hayat anlamını yitirir. Aşağı doğru basamak olur, dibe iner, intihar seçenek olur. Gaye sahibi olmak, etrafındaki parazitler, Ahmet, Mehmet'tir, Acemat'tır, Becemat'tır, bizden değilsin falan, A partisi, B partisi, Galatasaray, Fenerbahçe, onları kaldırıyor. Çünkü hedefim var. Arabayı sürerken öne bakarsın, arkaya bakman gerekirken gene de dönmezsin. Dikiz aynasıyla arkayı seyredersin ama devamlı değil. Nimet ilahi böyle fark edeceksin. Nimet ilahi fark etmektir. Hayatına anlam katmaktır gaye sahibi olmak. Elaniyet, gurur, kibirlerden, ben merkezli yaşamaktan seni alıkoyar. İkinci sözde gaye sahibi olmak, hotbin, hotka, modendiş, bedbinlikten seni kurtarıyor. Kısacası pergel insanlıktan kurtarıyor. Pergeli demiri koy, o merkezde daire olur. Ben merkezli yaşarsan evde huzur olmaz. Evdeki huzurun diyor sebebi imani bir ahirettir diyor. Şualarda değil mi? Evde cennet hayatına döndüren kişilerin imani bil ahirete, imani arttıkça, yakiniyeti arttıkça insan haddini bilir, hududunda kalır, hududunu aşmaz. Mesela gaye sahibi olma, burada tavsiyem, Mikail'de var bu. Risale-i Nur'dan gaye sahibi olmak gibi şey mevzuları toplanmış bir yere okumanızı tavsiye ederim. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Allah'ım Rabbül Alemin evinize maddi ve manevi, insi ve cinni bela ve musibetleri nasip eylemesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye de daim kayım sayım eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye de iştirak-ı amali ureviden hissemizi ziyade eylesin. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı vermiş olduğu nimet ilahi olan hizmet hakikatini elimizden almasın. Cenab-ı Hak aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize kıbletullah, hayatımıza istikametullah nasip eylesin. Amin. Birbirimizi sevmeye, birbirimizi affetmeye, kucaklamaya, tahammül etmeyi nasip eylesin. Amin. Hizmet imaniye, Kur'aniye evlatlarımızdan nesiller çıkarsın. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha ve selavat.